Arkadaşlar iyi çalışmalar. Derslerimize devam ediyoruz. Bugünkü dersimizde de yapıcı metotları işleyeceğiz. Konu başlığımı yazıyorum arkadaşlar. Boş bir proje oluşturdum ben. Vakit kaybı olmaması için artık projeleri ben dersten önce açıyorum arkadaşlar. Konu başlığımızı yazıyorum. Yapıcı metotlar. Yani constructor'lar arkadaşlar. İngilizcesi constructor. Varsayılan metot yani. Şurada şu Türkçe karakter sorunu halletmek için bir de namespace'imizi ekleyelim. Şimdi arkadaşlar bir sınıf oluşturalım ve bu sınıfın varsayılan metodunu görelim arkadaşlar. Bir class diyorum. Gene bu sefer de araba diyelim. Parantez açtım ve sınıfın noktalı virgülle kalıbı buradaki bloğu tamamladım. Yani sınıfa ait blok burada bitiyor arkadaşlar. Sınıfımın arkadaşlar önce şu erişim belirteceğini belirteyim. Public erişim direkt olsun. Arkadaşlar bir sınıftan nesne oluşturduğumuz zaman aşağıya bir nesne oluşturalım. Nasıl oluşturuyorduk? Araba sınıfının ismini aynen yazıyordum. Nes1 diyordum. Noktalı virgülle bitiriyorum. Şu an bir nesne oluşturduğum zaman bu sınıfın içerisinde bir varsayılan metot var ve bu metot çalışıyor. Herhangi bir işlem yapmadığımız için şu an biz göremiyoruz. Bu varsayılan metot arkadaşlar sınıfın ismiyle aynı. Yani araba isimli bir metot var. Parantez açıp kapattığında metot olduğu anlaşılıyor. Ve bu metot varsayılan bir metot. Constructor dediğimiz yapıcı metot. Şu an o yapıcı metodu eziyorum arkadaşlar. Yani varsayılan metodu kendim yazıyorum ve o varsayılan metot artık çalışmayacak. Benim metodum çalışacak. Cout diyorum. Yapıcı metot çalıştı diyelim. Şu şekilde bize mesaj versin. Şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar bir nesne oluşturdum ve bu metodu çağırmadım. Yani şurada bir daha önceki örneklerde gördük. Yani nes1 nokta dediğim zaman herhangi bir çağıracağım metot yok. Yani şu an o uyarı geldi ama ona takılmayın. Yani şu an sadece nesneyi oluşturdum. Herhangi bir şey çağırmadım. Şimdi bir bakalım arkadaşlar. F11 ile bir ekrana ne yazacak onu görelim. F11 ile çalıştırdım. Değerliyor şu anda. Evet, gördüğünüz gibi yapıcı metot çalıştı dedi. Ben bu metodu şuraya yapıcı olmayan bir metot daha yazarak aradaki farkı görelim. Public metot diyorum ya da metodum diyelim. Kendi metodum. Cout kendi metodum çalıştı diyelim arkadaşlar. Şurada Türkçe karakteri için set lokale LG ekleyelim. Türkçe karakter sorunu olmasın. Şuraya kapatayım. Kodlarım tamam bu kadar arkadaşlar. Yukarıda bir varsayılan metot var. Yani araba isimli, class ismiyle aynı olan bir metot var. Bir de kendi harici olarak oluşturduğum şunu public değil arkadaşlar void geriye dönüş değer olmayan bir metot oluşturdum. Bu metotta şu sayfa düzeni açısından kendi metodumu da bu şekilde oluşturdum. Tekrar F11'i bir çalıştıralım arkadaşlar. Ben burada nesne oluşturdum ama herhangi bir metot çağırmadım. Yani nokta operatörünü koyarak araba metodunu ya da metodum isimli şunu metodum demeyeyim de metot 2 diyelim. Metot 2 isimli metodu çağırmadım. F11 ile bir görelim. F11'i çalıştırdım. Yapıcı metodum çalıştı dedi. Gördüğünüz gibi. Oysa ki ben bunu da çağırmamıştım. Önceki örnekte gördüğümüz üzere otomatik kendiliğinden bu metot çalışıyor. Çünkü nesneyi oluşturmam bu metodu çağırmam için yeterli. Şimdi aşağıdaki metodu nasıl çalıştıracağız? O metodu çağırmamız gerekiyor arkadaşlar. Nasıl çağırıyoruz? Nes1
Nokta diyorum. Gördüğünüz gibi burada metot 2. Tıklıyorum, geldi. Şimdi bu metodu çağırmış oluyorum. Sırada o metot var. F11 ile tekrar çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi önce yapıcı metodum çalıştı. Daha sonra kendi metodum çalıştı. Burada metodu constructor dediğimiz yapıcı metodun otomatik çalıştığını ve sınıf ismiyle aynı olduğunu gördük. Kendi oluşturduğumuz harici metotlarında çağrılması halinde çalıştığını gördük. Tabii bu metotlara parametre de gönderebiliriz. Burada isterseniz şurada bir değişken tanımlayalım. Integer sayı diyelim arkadaşlar. Şu oluşturduğum metot 2'nin içerisinde bunu ekrana yazdıralım. Cout sayının 2 katı diyelim arkadaşlar. Hiç fazla vakit kaybı olmasın. Sayı çarpı 2. Şuraya da entelen koydum. Tabii sayıya bir değer atayalım arkadaşlar. Onu da şurada atayalım. Nesne 1'i oluşturduktan sonra nes1 nokta sayı 1'i eşittir 15 diyelim arkadaşlar. Biz metot 2'yi çağırdığımız zaman bu 15 değeri gidecek. Burada zaten tanımladığımız şu değere girmiş oluyor. Ve bize ekrana 30 olarak yazılacak arkadaşlar. Şunu da yukarı çekip kodlar sığsın. Evet. Şimdi F11 ile tekrar çalıştırıyorum. F11. Şurada bir hatamız varmış, onu düzeltelim. F11 ile tekrar çalıştırdım. Yapıcı metodum çalıştı. Kendi metodum çalıştı. Sayının 2 katı 30 dedi. Arkadaşlar burada şunu da görmenizi istiyorum. Yapıcı metot yukarıda da olsa, aşağıda da olsa, aşağıya aldım şu anda, taşıdım. Araba isimli yapıcı metodum burada. İlk çalışan metot yapıcı metottur. Yani zaten ilk nesneyi oluşturduğum an bu yapıcı metot çalışacaktır. Yani yukarıda ya da aşağıda olmasına bir önemi yoktur. Yani şuradaki metot 2'den önce çalışacaktır. Bunu da görelim. Yukarıda metot 2 dediğim kendi metodum var. Aşağıda da yapıcı metot var. Şimdi F11 ile tekrar çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi önce yapıcı metot çalışıyor arkadaşlar. Nesne oluşturulur oluşturulmaz bu metot çalışıyor. Kendi metodum çalıştı. Sayının 2 katı 30 dedi. En son zaten onu çağırmıştık. Metodun içindeki, pardon, sınıfımın içerisindeki metodu, hesaplama işlemini yapan metodu çağırdık burada. 2 katı. Arkadaşlar burada yapıcı metot dediğim, constructor dediğim yapıcı metodu gördük. Bu yapıcı metodu da aynı şekilde parametre gönderebiliriz. Şu an 2 dakikamız var. Bir de onunla ilgili örnek yapalım. Burada metot 2'nin içerisine, pardon şurada aşağıda araba metoduydu. Int a diyelim. Bu a değeri arkadaşlar şu şekilde. A eşittir. Sayıya eşit olsun. Bu şekilde bir uygulama da yapabiliriz. Yani oluşturduğumuz metoda parametre gönderdim. Şimdi yapıcı metot çalıştı dedi. Burada da yapıcı metodun yarısı diyelim ve o sayıyı 2'ye bölelim arkadaşlar. A'nın A bölü 2 diyelim şu şekilde. A'yı 2'ye bölmüş olalım. Şimdi tekrar F11 ile bir daha çalıştırıyorum arkadaşlar. Nes1, evet. Şuraya değerimizi ekliyoruz. Buraya 20 diyelim. Tabii artık nesne oluşturduğumuz zaman içerisine değer atamamız gerekiyor. Çünkü yapıcı metodu bu şekilde tanımladığımız için değer de atamamız gerekiyor. F11 ile tekrar çalıştırıyorum. Yapıcı metodum çalıştı. Yapıcı metodun yarısı 0 dedi. Şunu arkadaşlar şöyle yapacağız. Burada atamaya gerek yok. Zaten A'ydı. Atama da yapılabilir ama zaten biz burada A'nın yarısını yazdıracağız. Şöyle yapalım. İlk sonuç A bölü 2 diyelim arkadaşlar. Gelen değerin yarısını bize yazsın. Sonuç diyelim. Evet. Burada hesaplama yaptık. Burada da yazdıralım. F11 ile tekrar çağırıyorum. Yapıcı metodun yarısı 10. Tabii 20 göndermiştim. 2'ye böldü. 10 yaptı. Burada da 15 göndermiştim. Bu yapıcı metot değil. Kendi metodum. Bu da 2 katını 30 olarak yazdırdı arkadaşlar.